Herkese merhaba. Doğadan Mutfağınıza Yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok pratik. Malzemeleri hazırladıktan sonra toplam 6 dakikanızı alıp fırına verebileceğiniz görseli de bir o kadar muhteşem olan elmalı turta tarifiyle geldim. Birlikte yapacağımız turtayı eminim ki çok beğeneceksiniz. Şu ana kadar yaptığınız elmalı turtaları unutun. Pastanelerde bile bulamayacağınız lezzette ve güzellikte olan bu elmalı turtayı mutlaka siz de deneyin. Ve bir defa denediğinizde vazgeçemeyeceğiniz tarifler arasında yer alacak. Sizi çok bekletmeden bu muhteşem elmalı turta tarifimin yapımına geçebiliriz. Karıştırma kabımıza 3 tane yumurtamızı kıralım. Üzerine 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle bir su bardağı toz şekerimizi de ekleyelim. Mikserle köpük köpük olana kadar çırpalım. Bir kase yoğurdumuzu ekleyelim. Bir çay bardağı sütümüzü ekleyelim. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımızı da ekleyelim. Çay kaşığının ucuyla tuz ekleyelim. Çok az çırpalım. 1 dakika çırpmak yeterli oldu. 3 su bardağı unumuz var. Yine 200 mililitrelik su bardağı ölçüsüyle. Onu da ekleyelim. Daha önceden eledim. Azar azar ekleyelim. Bunun tamamını ekledim. Bu aşamada bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilini ekleyelim. Karıştıralım. Normal kek harcından biraz daha koyu kıvamlı olacak. Kıvam bu şekilde olacak. Bu kadar karıştırmak yeterli. Her zaman olduğu gibi kullandığım malzeme listesi videonun altında açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan bakabilirsiniz. Bu aşamada artık mikseri kaldırdım. Şimdi kenarlarını şöyle toparlıyorum. Kekimizin kıvamı bu şekilde. Bir çay bardağı çekirdeksiz kuru üzüm kullanacağız kekimizin içerisine. Derin bir kabın içerisine alalım. İçine kaynamış bir bardak su dökelim. Kaynamış suyun içerisinde 10 dakika bekletelim. Sonra yıkayacağız, süzgeçten geçireceğiz ve kekimizin içerisine ekleyeceğiz. Yıkayıp süzdüğümüz üzümlerimizi de ekleyelim. Karıştıralım. Ben üzüm ekledim ama siz isterseniz ceviz ya da fındık, damla çikolata ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Karışımımızı kenara alalım. 28 santim kalıp kullanacağım. Katı yağla etrafını yağladım. Pişirme kağıdını kesip kenarlarına yapıştırdım. Zaman kaybetmemek için. Altına da yine pişirme kağıdını yerleştirdim. Ortasına şöyle su bardağı yerleştirdim. Şimdi etrafına karışımımızı dökeceğim. Siz istediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. İsterseniz normal kek kalıbında ya da borcamda yapabilirsiniz. Bardağın kaymaması için önce etrafına azar azar sonra tamamını kalıbıma boşaltacağım.
Kek harcımızın tamamını kalıba boşalttık. Spatula ile düzeltelim. Her tarafına eşit şekilde yayalım. Kenara alalım. Yeşil ve kırmızı elma kullanacağız. Şöyle ortadan keselim. İnce ince doğrayalım. Her iki elmamızı da aynı şekilde doğrayıp hazırlayalım. Fırınımızı 600 ayarda 180 dereceye ayarlayalım. Önceden ısınmış olsun. Kesmiş olduğumuz elmaları bir yeşil, bir kırmızı olacak şekilde yerleştirelim. Dilimlemiş olduğum elmaları üzerine yerleştirdim. 2 çay kaşığı pudra şekeri, 1 çay kaşığı tarçın. İkisini karıştıracağım. Şöyle iyice harmanlayacağım. Hazırlamış olduğumuz pudra şekeri ve tarçın karışımını elmalarımızın üzerine gezdiriyorum. Fırına gitmeye hazır. 180 derece alt üst ayarda önceden ısıttığımız fırına pişmek üzere gönderiyorum. 40 dakika pişmesi yeterli olacak. Her fırında farklılık gösterebilir. Kontrollü pişirmekte fayda var. Kürdan kontrolüyle kontrol edip çıkarabiliriz. İlk yarım saat açmadan pişmesini sağlayalım. Elmalı turta toplam 45 dakikada pişti. Kelepçeli kalıbımı çıkarıyorum. Etrafındaki pişirme kağıdımızı da alalım. Harika bir elmalı turta oldu. Elmalı turtamız servise hazır. Şimdi dilimleyerek iç dokusunu da sizlere göstereceğim. Görseliyle göz doldurduğu gibi lezzetiyle de aynı zamanda da damaklara hitap eden harika bir turta oldu. Gönül rahatlığıyla misafirlerinize yapıp ikram edebilirsiniz. İsterseniz 5 çaylarınızda, isterseniz ailece yapıp tüketebilirsiniz. Eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Mutlaka denemelisiniz. İç dokusunu da göstereceğim. Şahane bir dokusu var. Eğer siz de beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse, kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup yorum yazıp beğenebilirsiniz. Kendi sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşarak daha çok kişilere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Desteğiniz için, izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yapıp deneyecek olanların şimdiden eline koluna sağlık, afiyet, şifa olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.